SketchUp hakkında kafanızda çok fazla soru mu var? Ücretsiz mi? Öğrenmesi zor mu? Ya da AutoCAD ve SolidWorks ile karşılaştırıldığında ne kadar iyi? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda SketchUp ile ilgili en sık sorulan sorulara hızlı, net ve anlaşılır yanıtlar vereceğiz. Eğer SketchUp öğrenmek istiyor ya da hali hazırda kullanıyorsanız bu soruların cevapları işinize çok yarayacak. Hadi birlikte bu soruların cevaplarına göz atalım ve SketchUp dünyasını keşfedelim. SketchUp ücreti ne kadar? SketchUp'ın ücretsiz ve ücretli versiyonları bulunuyor. Ücretsiz versiyon olan SketchUp free web tabanlıdır. Pro versiyonu ise yıllık $350 civarındadır. Ayrıca SketchUp Studio gibi daha kapsamlı paketler de mevcuttur ve fiyatlar ihtiyaca göre artış gösterir. SketchUp öğrenci sürümü ücretsiz mi? SketchUp'ın öğrencilere sunduğu bir indirimli planı var. Ancak tamamen ücretsiz değil. Öğrenciler yıllık ortalama $55'lık bir ücret ödeyerek SketchUp'ın Pro versiyonunu kullanabiliyorlar. Bu sürüm tam fonksiyonellik sunuyor. SketchUp öğrenmek zor mu? SketchUp kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu için öğrenmesi kolaydır. Temel komutlarla kısa sürede modelleme yapabilirsiniz. Mimari modelleme için Ufuk Şen'den özel ders alabilirsiniz. İleri seviye, modelleme ve render teknikleri öğrenmek biraz daha zaman alabilir. Ancak sürekli pratikle hızla ustalaşabilirsiniz. SketchUp Free ile neler yapılabilir? SketchUp Free, web tarayıcısı üzerinden kullanılabilir ve 3 boyutlu modelleme için temel araçları sunar. Bina tasarımı, iç mekan düzenlemeleri ve küçük projeler yapılabilir. Ancak gelişmiş render, SketchUp eklentileri ve dosya yönetimi gibi özellikler için pro sürümüne ihtiyaç vardır. SketchUp 2024 çıktı mı? Evet, SketchUp 2024 çıktı. Bu sürümde performans iyileştirmeleri, yeni modelleme araçları ve iş akışınızı hızlandıracak bazı yenilikler var. Özellikle render motoru ve görselleştirme açısından gelişmiş özellikler sunuyor. Büyük dosyalarda rahat çalışma özelliği en önemli gelişmedir. SketchUp öğrenmek ne kadar sürer? SketchUp'ı temel düzeyde öğrenmek birkaç saat sürebilir. Temel araçları hızlıca kavrayabilirsiniz. İleri düzey projeler, modelleme teknikleri ve render yapmayı öğrenmek birkaç hafta ya da daha uzun sürebilir. Düzenli pratik yapmak bu süreci hızlandıracaktır. Kanalımızda SketchUp temel dersleri izleyerek bir ayda SketchUp öğrenebilirsiniz. SketchUp mı, AutoCAD mi? SketchUp, 3 boyutlu modelleme için daha kullanıcı dostudur ve özellikle mimari tasarımda tercih edilir. AutoCAD ise daha detaylı teknik çizimler yapmak isteyenler için uygundur. İkisini bir arada kullanmak da mümkündür. Çünkü her iki yazılım da birbirini tamamlayabilir. SketchUp mı, SolidWorks mü? SketchUp, genel olarak mimari ve iç mekan tasarımlarına daha uygundur. SolidWorks ise mühendislik ve ürün tasarımı gibi daha teknik ve karmaşık projeler için geliştirilmiştir. Projenizin gereksinimlerine göre en uygun olanı seçmelisiniz. SketchUp'u kim kullanır? SketchUp, mimarlardan iç mimarlara, peyzaj tasarımcılarından mühendislik öğrencilerine kadar geniş bir kitle tarafından kullanılır. Hem profesyonel kullanıcılar hem de hobi olarak 3 boyutlu modelleme yapan kişiler için uygundur. Ayrıca eğitim dünyasında da sıklıkla tercih edilmektedir. SketchUp kaç GB yer kaplar? SketchUp'ın pro sürümü ortalama 500 MB yer kaplar. Ancak büyük projeler ve render eklentileriyle bu boyut artabilir. Projelerinizin boyutu ve kullanılan materyaller de disk alanı kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle yedeklemelere dikkat etmek önemlidir. SketchUp internetsiz çalışır mı? SketchUp Pro, internete ihtiyaç duymadan çalışabilir. Yani projelerinizi çevrim dışı düzenleyebilirsiniz. Ancak SketchUp Free gibi web tabanlı sürümler internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Ayrıca bulut tabanlı özellikler ve model depolama için de internet gerekli olacaktır. SketchUp eğitimi nedir? SketchUp eğitimi, yazılımın temel ve ileri seviye kullanımını öğretmek için düzenlenen kurslar veya kaynaklardır. Bu eğitimler, modelleme teknikleri, araçların kullanımı, render alma ve daha fazlasını içerir. Hedef, kullanıcıların profesyonel projeler oluşturmasını sağlamaktır. Online platformlar veya yüz yüze eğitimlerle bu bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu konuda Ufuk Şen'den özel ders alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. SketchUp için hangi bilgisayar? SketchUp, çalıştırmak için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyar. Minimum gereksinimler arasında en az 2.1 GHz işlemci, 8 GB RAM ve 500 MB boş disk alanı yer alır. Ancak daha karmaşık projeler için 16 GB RAM ve iyi bir ekran kartı tercih edilmesi önerilir. Windows 10 veya macOS 10.14 ve üzeri işletim sistemleri uyumludur. SketchUp yerine ne kullanılır? SketchUp'a alternatif olarak birçok yazılım mevcut.
AutoCAD, mühendislik ve teknik çizimler için sıklıkla tercih edilirken, Revit, BIM projeleri için idealdir. Blender ise 3 boyutlu modelleme ve animasyon için kapsamlı bir seçenektir. Hangi yazılımı seçeceğiniz, proje ihtiyaçlarınıza ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. SketchUp Make nedir? SketchUp Make, SketchUp'ın ücretsiz sürümüdür. SketchUp Messesekisishap Nekticep ne? Temel modelleme özellikleri sunar ve kişisel projeler için idealdir. Ancak Pro sürümünün sunduğu gelişmiş araçlar ve eklentiler mevcut değildir. 2017'de kullanıma kapandı. Bu yüzden yeni projeler için SketchUp Free ya da Pro tercih edilmelidir. SketchUp nasıl satın alınır? SketchUp'ı satınsa SketchUp'ı satın almak için resmi web sitesine gidebilirsiniz. Burada Pro ve Studio sürümleri hakkında bilgi alabilir ve abonelik seçeneklerini görebilirsiniz. Ayrıca öğrenci indirimleri ve deneme sürümü gibi fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Ödeme işlemini tamamladıktan sonra lisans anahtarını alarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. SketchUp mı, Blender mı? SketchUp ve Blender, farklı kullanım alanlarına sahip iki popüler 3 boyutlu modelleme yazılımıdır. SketchUp, mimari ve iç mekan tasarımı için kullanımı kolay bir araçtır ve hızlı modelleme imkanı sunar. Blender ise daha çok animasyon, oyun geliştirme ve görsel efektler için güçlü bir platformdur. Gelişmiş modelleme, dokulama ve simülasyon yetenekleriyle daha karmaşık projeler için idealdir. Kullanıcılar, proje gereksinimlerine ve deneyim seviyelerine göre seçim yapmalıdır. Mimarlar hangi programları kullanır? Mimarlar genellikle birden fazla yazılım kullanır. SketchUp, 3 boyutlu modelleme için popüler bir seçimdir. AutoCAD, teknik çizimler ve detaylandırma için tercih edilir. Revit, bina bilgi modelleme, BIM için kullanılırken, Archicad, mimari tasarımda öne çıkar. Ayrıca V-Ray veya Enscape gibi render motorları görselleştirme aşamasında kullanılır. Mimarların tercihi proje türüne ve kişisel yetkinliklerine bağlıdır. SketchUp tablete iner mi? Evet, SketchUp'ın mobil uygulaması olan SketchUp Viewer, iOS ve Android tabletlerde kullanılabilir. Ancak tam sürüm olan SketchUp Pro veya Free tarayıcı tabanlı çalıştığı için yalnızca masaüstü bilgisayarlar için uygundur. Mobil uygulama, projelerinizi görüntülemenize ve incelemenize olanak tanırken modelleme yapmak için bilgisayar kullanmak daha verimlidir. SketchUp nasıl öğrenilir? SketchUp öğrenmek için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Resmi SketchUp eğitimleri, YouTube videoları ve online kurslar başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar kapsamlı bilgiler sunar. Ayrıca SketchUp forumları ve toplulukları kullanıcıların sorularını sorması ve deneyimlerini paylaşması için harika bir ortam sağlar. Pratik yaparak ve projeler oluşturarak en iyi öğrenim deneyimini elde edebilirsiniz. SketchUp kimin? SketchUp, Trimble Incorporated adlı bir teknoloji şirketine aittir. 2000 yılında tasarımcı Brad Shell tarafından geliştirilmiş, 2006'da Google tarafından satın alınmış ve ardından 2012'de Trimble'a devredilmiştir. Trimble, inşaat ve mühendislik alanlarında teknoloji çözümleri sunan bir firmadır. SketchUp, o tarihten bu yana kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü araçlarıyla mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür konuların devamı için kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Takıldığınız kısımlarda yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu içerikler için beğen tuşuna bir kez basarsanız bizleri memnun edersiniz.